Evet sevgili dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Hepinize enişten duygularımla selamlıyorum. Şimdi kıymetli Kadıköy Sokak ailesi. 13.300 de güzel olmuş. 73.600 aynı şekilde. Çok çok teşekkürler. Hem hemen lafı uzatmadan geçeyim. Çünkü ben laf uzatınca çok uzatıyorum. Fenerbahçe'de rayın kent krizi devam ediyor. Başımıza bir bela aldık. Ve bu bela bitmiyor arkadaşlar. Maalesef bitmiyor. Şimdi... Yaz transfer döneminde tam 21 teklifi geri çevirdi. <laughs> 21 teklifi geri çeviren bir futbolcudan bahsediyoruz. Ve son 4 teklife de hayır cevabı verdi. Yani toplam 25 tane transfer teklifine hayır dedi. Normal bir olay mı? Değil. Ama Fenerbahçe'ye zarar verme peşinde. Şimdi Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinden sonra istenmeyen adam ilan edildi. Hayır, istenmeyen adam değil. Abi beğenilmedi. Beğenilmediğin zaman durum bu. Ama Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiyor. Yunan ekibi PAOK'tan, AEK'dan teklifler geldi. Belçika'dan Westerlo, Antwerp ısrarla istedi. Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti. Bu sezon sadece 18 şey bir, bir maçta sadece maça çıktı. O da kural gereği maça çıktığı için arkadaşlar herhangi bir tazminat şu bu talebinde bulunamayacak. Yani futbolcu hayattan bezmiş. Futbolu şey kararını almış. Ne bileyim kendisi bilir. Bak öte yandan Osayi Samuel ile Fenerbahçe'nin sözleşme görüşmesi var. Biliyorsunuz gelecek yıl sözleşmesi sona erecek. 2020-2021'de transfer edildi ve QPR takımından alınan futbolcu bu sezon 5 maçta bir asist yapmış durumda. Hani bir buraya bakıyorsun bir oraya bakıyorsun. Bir tarafta Fenerbahçe'nin hücumcu gücü Osay Samuel. Trabzon Fatih Osay Samuel. Diğer tarafta ne olduğu belirsiz Ryan Kent. Allah Allah sabır versin. Trabzon Fatih demişken Trabzonspor'un eski başkanı e, İbrahim Hacı Osmanoğlu namus sözü vermişti. Demiştik öyle taraftar götürmeme falan olmayacak diye. Trabzonspor Beşiktaş maçına olaylar olur diye Trabzonspor taraftarı alınmayacakmış arkadaşlar. Doğru karar. Yerinde bir karar. Yani ne sıkıntı çıkarsa o taraftan çıkıyordu. Doğru. Şey pardon Beşiktaş taraftarı alınmayacakmış. Pardon. Yanlış karar o zaman. Ben de Trabzon taraftarı alınmayacaktım. Tamam mı? Yani ben Fenerbahçe maçlarından biliyorum. Yani Trabzon taraftarı olmasa o maçta hiç olay mı olay çıkmaz. Neyse. işin şey tarafı bir tarafa. Yani verilen sözler böyle. Neyse Trabzonspor'da bir dönem başkanlık haberi İbrahim Hacı Osmanoğlu 9 yıl sonra hakem ve gözlemcilerin görevine son verdiği belirtilmiş. 28 Ekim 2015'te oynanan Trabzonspor Gaziantep maçının hakemlerinin soyunma odasından çıkarmadığı uzun süre konuşulmuştu diyor. Bu kişilerden bazılarının hakem ve gözlemcilik görevlerine son verildi diyor. Milliyetin haberine göre o dönem hakem olup bugün gözlemcilik görevinde bulunan Süleyman Abay, Emre Altun, Adil Sinem ile Hakemliğe devam eden Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez ve gözlemcilerden Taner Gizenci'nin bu hafta takvim kuruluna başvurarak görevlerinin iadesini istedikleri ortaya çıkmış. Yani e, bunların arasında sadece Trabzonspor Gaziantep değil tartışmalı Trabzonspor Konya maçında görevlendirilen hakemlerin de bulunduğu yazılıyor. Direkçedeki detay aradan 9 yıl geçen. Şimdi ben şunu söyleyeyim hangi hakem olursa olsun hangisi olursa olsun umurumda değil. Ne hak yesinler, ne hakları yenesin. Bir hakem Fenerbahçe'nin hakkını yiyorsa Allah bin belasını versin. Anladınız mı? Hangi camiada bir hakemin haksız yere hakkını yiyorsa Allah da onların bin belasını versin. Ya yani beddua etmiyorum, sadece içimden geçenleri söylüyorum. Yani arkadaş, ben yıllardır ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu bekliyorum. Niye bekliyorum? Kadroda kuruluyor, güzel doluyor. Ya bir arkadaşım uyardı. Hocam Ali Koç'u çok yerinde birine sokuyoruz diyor. Emre Belezoğlu Ankara gücü maçını kazandırsaydı şu an şampiyonduk diyor. Ondan sonra Galatasaray maçları. Geçen sene biz Galatasaray içeride berabere kaldık. Hakem zoruyla. hani hakem bizim kaybetmemesine şey yaptı. Deplasmanda 10 kişiyle yendik. Yani Galatasaray'a gösterilmeyen kartlar yüzünden şampiyonluğumuz çalındı diyor. Yani 2 e, e, yani 6 senede 2 şampiyonluğu vardı normalde Ali Koç'un diyor. 6 senede 2 şampiyonluğu Aslına bakarsanız başarısız da sayılmaz diyor. Düşünüyorum. Ulan haklı bir yerde diyorum. Ama işte hakkımızın yenilme kısmı. Hocam diyor Amerikan başkanı da bizim başkanımız olsa yine bizim hakkımızı yerlerde diyor. Bir şey diyemiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de iki transfer Ocak ayına kaldı. Asıl bizim meselemiz burası. Şimdi Brighton'a gitti Ferdi. Boşluğu doldurulacak ama Ocak'ta diyor. Ferdi'nin boşluğu doldurulmaz. Ocak'ta da doldurulmaz. Şubat'ta da doldurulmaz. Başka yerde de doldurulmaz. Bakın Fenerbahçe 8 tane transferi resmi olarak yaptı. 9. ile gayri resmi yaptı ki hepimizin bildiği üzere Ocak'ta gelecek bir isim. Şimdi Mourinho diyor elimizdeki kadroyla hedefe yürürüz diyor. Bekao, Ciku, Çağlar, Samet Akaydın olsan stoper rotasyonu. Düşünüldü ama olmadı. Mesela bana sorsanız ben futbolcularımız bak 13'ünden sonra yani transfer sezonu bittikten sonra elimizdeki futbolcular en iyi futbolculardır. Bitti. Ama hocam Samet'e güvenmiyorum. Ama hocam Ahmet'e güvenim. Umurumda değil. İster güven, ister güvenme. Umurumda değil. Olay bu. Ya Fenerbahçe gaza bastı. Bize destek demek düşer. Ha ben karşı tarafta duracağım hocam. Destek değil köstek olmak istiyorum. Herkes şerefine yakışanı yapsın. Ben şerefime yakışanı yapacağım. Durum bu. Serdar Aziz ayrılmadı diyor. Serdar Aziz arkadaşlar Türkiye Ligi'nden bir takıma gider. Yani trans, son gün borsasını benden iyi bilirsiniz. Son gün borsası birdenbire hareketlenir. Hiç gitmez dediğin adam da gider. Mesela Kent birdenbire ya e, hadi ben gideyim de diyebilir. Yani hadi ben gideyim diyebilir mi? Diyebilir. Bu olabilir şeyler ama dediğim gibi Serdar Aziz mesela. Emre Mor, Serdar Aziz bak. E, bunları konuşma, konuşmalar etmiyoruz bak. Bir Ryan Kent kaldı. Ve ben size bir şey soracağım. Fenerbahçe transfer marketine girdiniz mi arkadaşlar? Ben sizin adınıza arada sırada giriyorum. Sonra diyorsunuz ki ya bu da transfer marketine bakmadan haber yapmıyor. Mecbur bakacağım. Yani hepsini aklına tutacak halim yok. Kadro genişliği 30 yazıyor orada. Fazla. <laughs> Bakın. Livakovic, İrfan Can Eribayet, Ertuğrul Çetin. 3 kaleci. Okey. Bitti. Çağlar, Ciku, Bekao, Samet. Bitti. <laughs> Serdar Aziz'in dönme ihtimali var. Ama oynama ihtimali ben neredeyse sıfır görüyorum. Ama oyuncunun sözleşmesi e, sürdüğü için ya ben en azından devre arasına kadar durayım. Hani takım idmanına geri kalmayın falan filan der. Bir şey diyemem. Osterbol'de Levent Mercan. Levent aslında çok almak istedik ama olmadı. Avrupa Ligi'nde oynayamayacak Levent ama ligde <laughs> durum bu. Osay Samuel Mert Müldür. Sağ bek sol bek tandemi tamam. Stoper tandemi de tamam. Ek olursa Serdar Aziz 1. Amrabat İsmail Yüksek Bartu Elmaz. Bartu katiyen göndermiyorum diyor. Oya oynama garantisiyle kiralayalım diyorlar. Bırakın biz kiralayalım oynasın. Süperlik tecrübesi katiyen göndermiyorum diyor. Ben hazırlayacağım zaman gelince oynayacak diyor. 2. Yani size göre İsmail'in yedeği yok. Mourinho'ya göre Amrabat, İsmail, Bartu Elmaz. 3 tane orta saha var orada. Fred 4. Ee, Mert Hakan 5. Şimanski 6. Kostic'i orta sahanın solu diye yazmışlar. Kostic çok gönlü bir oyuncu. Ama en azından takımda kalacağını bilin istedim. Bak 30'du bir tane futbolcu fazla. Ryan Kent bu da fazla etti sana 28. Bak düştük 28'e. 14 yabancı Kent giderse 13. Kent gitmesi 14 yabancı da kalacak. Ciddi bir iş yükü bindireceğiz arkadaşlar. Kent gitmek zorunda kalacak. İrfan Can, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Emre Mor var. Bak Emre Mor da gidecek kaldı 27. Burak kapacak var. O da gidecek. Kaldı 26. Yani Fenerbahçe 26 kişilik bir kadroya düşecek. 26'ya düşmesine düşecek. Ancak 26 kişilik kadronun içerisinde yani bu isimler mevcut. Bunlardan hariç mesela Yusuf Akçiçek olur, kendini geliştirecek öbürleri olur. Ben bir şey diyemem. Şimdi Ocak ayında şimdiden söylüyorum. Ocak ayında iki transfer bekliyor musun? İşleri iyi giderse beklemiyorum. Ama transfer teklifleri enteresanlık kazanırsa bekliyorum. İsmail Yüksek mesela. Bakın İsmail Yüksek. O sahi Samuel şaka yapmıyorum. Ben devre arasında bu ikisine kesinlikle teklif bekliyorum. Katiyen teklif bekliyorum. Ama İsmail için mesela hani önce Fenerbahçe sonra Avrupa dedi. Atletico Madrid, Lyon, Marsilya gibi kulüpler ilgi gösterdi ama futbolcuyla yönetim ne diyorsa. Yönetim beklentisi en az 20 milyon euro. Ben şunu söyleyeyim. Aynı futbolcu geçen gün oynadık İzlanda ile Aynı futbolcu İzlanda milli takımında olsaydı en az 35 milyon, 40 milyon euro'ydu. Haberiniz olsun. Atletico Madrid 3 kiralama teklifi verdi. 12 satın alma opsiyonu. Toplam 15. Fenerbahçe 20'yi verin. 3'te kiralama verin. 20 de zorunda olursa göndeririz. Yoksa yok dedi. Şimdi maaşı biraz düşük. 2027'ye kadar kontratı var ama maaşını yükseltip onu da zamlı maaşla sözleşme yenileme düşüncemiz var. Rekabete hazır diyor. Hani <laughs> Amrabat'ın falan olmasını dert etmiyor demiş. Fenerbahçe formasına 87 maç 2 gol 7 asist. Azım sanacak bir rakam değil. Öyle yere göre sığdırılamayacak mükemmel bir performans da değil. Ee, ama İsmail Yüksek'in aynısından İzlandalı olsaydı çok ciddi rakamları alamazdık. Alamazdık bak alamazdık. Ya Christian Medina için aklıma bir şey geldi. De Medina ile ilgili bir olay var. Yani Jose Mourinho için Bayer Leverkusen'i reddetmiş. Yani Ocak'ta katılacak Fenerbahçe ama bugün son görüşmesini yapıyor. Ee, bende bir olay var. Christian Medina gerçeği ortaya çıktı diye. Ee, yanlış isim. Yanlış isimden transfer iptal. Arkadaşlar bir iddia var. Siz de duymuşsunuzdur. Fenerbahçe'ye mail atıyoruz diye Fenerbahçe Ork yerine Fernebahçe Ork yazarak başka bir kulübe göndermişler. Belgeler gelmediği için transfer yetişmemiş. Hani e, 3 Eylül'de listeye yazacaktık ya Avrupa listesine. Oraya yazılmama sebebi buymuş. Fenerbahçe kulübü de buna çok sinirlenmiş. Futbolcu çok sinirlenmiş. Böyle böyle olmuş falan filan diye. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Hani bir bilgim yok, bir malumatım yok ama doğru olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun hayırlısı. Hakkımızda hayırlısı olsun. Şimdi şunu da özellikle ve özellikle belirteyim. Medina çok iyi bir futbolcu. Yeter ki biz kıymetini bilelim. Yani Christian Medina'nın kıymetini bilelim arkadaşlar. Çok çok önemli bir futbolcu. Ve bu önemli futbolcuyu da kadromuza katmak öyle kolay iş değil. Ve bu oyuncu yani Fenerbahçe için Medina kimleri kimleri reddetmiş. Şimdi Leverkusen son gün teklif yapmış. 16,5 milyon euro bir teklif yapmış. Futbolcu kabul etmemiş. Ben Mourinho ile anlaştım demiş. Gideceğim Fenerbahçe'ye demiş. Yani bu paraya değer diyor sordukları herkes. Boca Juniors muhabirleri falan da diyor. Övgü dolu sözler. Ve Ocak ayında Fenerbahçe diyor. Fenerbahçe bize ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Juventus'tan bir yıldız daha. Juventus'un Brezilyalı ön liberosu Arthur Melo'ya Fenerbahçe'nin talip olduğu ileri sürülmüş. Ya çok merak ediyorum siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, bunlara niye inanıyorsunuz? Yani Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmiş diyor. ilgilendi ilgilendiği de Uğur Karakullukçu kesinlikle Galatasaray'da dedi. Kostiç'le birlikte kesinlikle Galatasaray'ı alıyormuş. Böyle söyledi Uğur Karakullukçu. Ben onun yalancısıyım. Şimdi Fenerbahçe Kostiç'i aldı yetmedi. Bir de Juventus'un bel kemiği futbolcuyu almak istiyormuş. Hatırlıyor musunuz? Ben bunun daha önce duyumunu vermiştim. 28 yaşındaki futbolcu giderek düşüşte bir performans. Şimdi giderek düşüşte bir performans. Fenerbahçe'ye de önerdiler ama biz almadık. Almayacağız. Başka takımlar için de aynısı devam ediyor. Piyasa değeri 15 milyon euro demiş. 48 maçta geçen sezon ne diyor? Geçen sezon 48 maç 2 gol 4 asist Sözleşmesi 2026'ya kadar sürüyor. Ben Fenerbahçe için bilmem. Galatasaray için açık net söyleyeyim. Umurumda değil. Yani umurumda değil Galatasaray için. Almışlar, almamışlar. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bana ne Galatasaray'dan. O benim umurumda değil. Ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Yani gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla da durum bu. Ee, amel öyle falan işimiz yok. Herhangi bir şeyimiz yok. Kadro şu. Bu kadroda Bartu'yu çok istediler göndermiyorum dedi. 6 tane orta sahayla devam. Ha o şeyde 15 tatil diyecektim. <laughs> Devre arası transfer döneminde Medina geliyor diye başkasını göndeririz. Ona bir şey diyemem. Ya da o zamana kadar kenti ikna edip ya da etmeyip bir şey diyemem. E solda mesela boşluk fazlalık var gibi. Levent Bercan başka takıma kiralarsak bir şey diyemem. Yani son gün transferleri son gün her şey olabilir. Bak Emre Mor'u mesela burada yazmadım. Kenti de yazmadım. Emre mor ikna oldu gideceğim dedi. Kendisine kulüp bakıyor. Çok ciddi de görüşmeler var. Hani paradan da olmak istemiyor. Bizde kazandığı parayla kazanmaya çalışıyor. Hayırlısı arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim, aktaracaklarım bu kadar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.